Start'tan hepinize iyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz Ercan Kazaz. Ercan hoş geldin. Hoş bulduk Hasan. Ercan Kazaz bugün çok şey anlatacak. Programda çok konumuz var. Ama ben direkt merak edilenleri uzatmadan soracağım. Birincisi, hafta sonu koşulacak kıtalar arası rally şampiyonasının, Avrupa rally şampiyonasının, Türkiye rally şampiyonasının ilk yarışı İstanbul rallisi oldu galiba, adı değil mi artık? İstanbul rallisi. İstanbul rallisinin kayıt listesinde ismin yok. 58 kayıt var. Avrupa şampiyonası, kıtalar arası şampiyonat, Türkiye şampiyonası koşan ekiplerin hepsi kayıt yaptırdı. Ercan Kazaz yok. Son günlerde konuşulan Ercan Kazaz federasyon başkanı olacak şeklindeki bir söylem. Yarışmayacak mı Ercan Kazaz? Şimdi ya ikisi birbirinden tabii hani sapla samanı ayırmakta fayda var. Sonuç itibariyle doğru. Ben bu yarışta start almıyorum. Bundan sonrası için şu anda bir garanti yok ama şimdilik yarışmayacağım. Onu çok iyi biliyorum. Çünkü bu aldığımız bir karar zaten aile olarak geçen sene. Kesinlikle şahsıma yani Ercan Kazaz'a pilot olarak bundan sonra otomobil sporlarında bir yatırım yapmanın anlamı yok. Çünkü senelerdir gerçekten birçok özveriyle yaptığımız operasyonun sonunda her seferinde biz şampiyon oluyoruz ama destek devam etmiyor. O zaman bu işin anlamı yok. Destek devam etmiyor. Bir getirisi yok. Sadece götürüsü var. Evet. Götürüsü var. Ve Ercan Kazaz artık yarışmayacak gibi gözüküyor. Valla şimdi dediğim gibi yani 2002'de de Fiat Rally'sinde de start almamıştım. Yani o da sezonun başlangıcıydı. O seneyi şampiyon kapamıştım hatırlarsan. Yani sonuçta bu her zaman ihtimaller var. Peki. Ama benim kesin kararım şu ki bundan sonra pilotajımın değerinin ödenmediği bir ortamda ben pilot olarak olmayacağım. Çünkü gerçekten bu işe bu kadar senemi vermişim özveriyle. Bu noktadan sonra da bazı şeyleri hak ettiğimi düşünüyorum. Özellikle son 3 seneye baktığın zaman aldığımız başarılar ortada. Kimlere karşı kazandığımız ortada bu başarıları. Herhalde yani bunu ortada anlayacak bir sistem yoksa peki, mücadele etmenin de anlamı yok. Burası açık ve net anlaşıldı. Kaç şampiyonluğun oldu? 6. 4'ü Türkiye Rally Şampiyonluğu, bir tanesi pist, bir tanesi de Türkiye Süper 1600 Türkiye Rally Şampiyonluğu. Yani 6 Türkiye şampiyonluğuna sahip bir pilotsun. Ama tabii bir buradaki de Balkan şampiyonluğumuz var. Ha, bir de Balkan şampiyonluğu var. Bu listede bakınca aklıma tek bir şey geliyor. İstanbul Rally'sini genel klasmanda çok yukarıda bitirmek gerekiyor ki Türkiye şampiyonasına da puan alabilesin, değil mi? Aslında sizin bir gerçekçisi. Tabii bir de yani hani böyle bir düşük bütçeli bir proje yapıyor olsaydın düşünebilirsin. Yani bu yarışta olmalı mı? Geçen sene ben bundan daha basit bir kayıt listesinde yani kayıt listesine baktığın zaman 15 tane çok ciddi kayıt vardı. Gerçi bunların ikisi Jilpanizi ve Otomeka'nın diğer pilotu gelmeyecekler o veya bu sebepten dolayı. Ama sonuç itibariyle baktığın zaman bile ilk onun gerçekten çok zor olacağı bir yarıştan bahsediyoruz. Kesinlikle. Seyretmesi de o anlamda çok keyifli olacak çok bir yarış. Hani ben bir taraftan üzülüyorum tabii ki bu startı alıp bunun içinde mücadele etmeliydim. Belki Türkiye adına önemli bir şey. Geçen sene ne olursa olsun en iyi ikinci Türk olarak bitirdik biz bu yarışı. Ama diğer taraftan baktığımda da seyrederken de keyif alacağım. Hafta sonu Kerem'le güzel bir yarış seyredeceğiz diye seyrediyorum. Kesin. Şimdi İstanbul Rally'sini konuşuyoruz ama Arjantin Rally'sini izleyeceğiz. Arjantin Rally'sinde müthiş bir heyecan var. Görüntülere bakalım. Sonra Ercan Kazaz'la bayağı bir konuşacağız.